Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve in şi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Yakında bir halet meni e'tiborimni jalb qildi. Bizni Islom uz portalimizda bir xabar berilibdi. Bu xabarda aytilishicha Islom taraqqiyot banki ma'lum bir muassasaga 70 ming dollar miqdorida xayriya berib, muayyan bir ishga atab o'tkazibdi. Mana shu xabarni ko'pchilikka bildirish uchun axborot demak vositalari tarqatgan. Ulardan bizning portalimizdagi ishlovchi kishilarimiz ham musulmonlarga bir yangilik ma'nosida demak e'lon qilib chiqarishgan. Internetchilarning odatlari har bir xabarni bergandan keyin xabarni ostida xabarni o'qigan, xabardor bo'lgan kishilarning fikr mulohazalarini yozib qoldirishga ham imkoniyat beradilar. Ana o'sha yerdagi ketgan bahs meni e'tiborimni tortdi. Bir kishi o'sha xabarga o'zini izohi sifatida yozyaptiki, 70 ming gina narsa ekan, buni ovora bo'lib internetga yozib o'tirishning nima keragi bor edi degan ma'nodagi gapni yozib qo'yibdi. Undan keyingi shaxs esa yozsa nima bo'libdi, xayr ehson ekan, odamlar bilsin deb yozgandirda degan ma'noni aytgan. Uchinchisi, siz buni faqat 70 ta to'xtab qoladi demang. Har oyga 70 dollar ekan, ikkinchi oyga yana 70 dollar beradi. Shuna qilib borsa bir yilda 840 ming dollarga aylanadi. Uni keyingi yillarga qo'shsangiz qancha bo'lib ketadi? Deb uzoq bir tushuntirish ishlarini bergan. Yana bittasi o'zini fikrini aytgan. Xullas, tortishuv shu shaklda davom etib borgan. Keyin bir kishi shoirni bir baytini yozibdi. Unda aytiladiki, illat istaganga illatdir dunyo, ibrat istaganga ibratdir dunyo, kim neni istasa topgay begumon, hikmat istaganga hikmatdir dunyo, deb qo'yibdi. Demak, voqea bitta bank bir tashkilotga ma'lum miqdorda pul o'tkazgan. Uni axborot vositalari e'lon qilgan. Bir kishi e'lon qilmasa bo'laveradi, deyapti. Bittasi qilgani yaxshi, deyapti. Bittasi u, deyapti. Bittasi bu, deyapti. Har kim bitta voqeada ham ijobiy, ham salbiy, ham o'rtacha va yana boshqacha demak taassurot olyapti. Va o'zini xayoliga kelgan narsani ko'pchilik o'qiydigan joyga yozib qoldiryapti. Haligi she'r shunga to'g'ri keladi. Illat istaganlar tanqid qilyapti. Ibrat istaganlar yaxshi deyapti. Hikmat istaganlar buni hikmati bor, keyin yana ko'p bo'ladi degan ma'nolarni qilyapti. Demak, bu dunyoda kechadigan jarayonlardan, bo'ladigan hodisalardan ibrat olib turganimiz yaxshi. Shuning uchun mana shu ibrat ma'nosida bir suhbatlar o'tkazib turishni, hayotimizda bo'lib turgan voqealarga munosabat bildirishni ham iroda qilib, yangi bir shu ibrat deb atalmish rukun ochishni qasd qildik. Birinchi suhbatini o'sha bunga bo'lgan sabab bo'lgan hodisadan boshladik. Endi hodisaning xulosasini aytaylik. Mana shunday paytlarda hakam qayerdan chiqadi? Odamlar bir hodisani ustida tortishmoqda. Bitta bank bir tashkilotga xayriya qilib bergan 70 ming dollarni birov arzimas narsa, buni maqtanmasa ham bo'lardi, deyapti. Ikkinchisi, yo buni aytish kerak, deyapti.
Üçüncüsü bundan ibret alış gereği yaptı. Dördüncüsü yine başka gaflarını ayet yaptı. Bana şu, demek tartışığını hakemi kim? Kaysi bir fikir doğru ekerliğine? Ya ki bunlar bir artası doğru fikrini tapalmadan olsa, doğrusu deme ekerliğine tayin kılıp verildiğin taraf kanı? Bunda türlü halklar, türlü cevaplarını etişleri mümkün. Lekin siz bilen biz mumun musulmanlarının cevabımız bitti. Bunda payitte hakem şeriyattır. Dinimizdir. Dinimizde yakşı deyilgenlerse yakşıdır. Yaman deyilgenlerse yamandır. Bunga biz iman getirgenmiz. Bunga biz etikad kigenmiz. Ve bunu özümüzden demek ölçüğümüz kılıp ogenmiz. Allah Subhanahu ve Teala ve Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam çıkartan hükümünü kalbimizde hiç kendi gırlı kastsiz kabul kılmadığımızca Çin Müslüman bula almayımız. Ana bunda ifayetlerde demek Allah'ın hükmüge kaytiladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerine kaytiladı. Şeriatımızın ahkamlarına kaytiladı. Ho, ana oşa hayri ihsan manasıdaki muamelelerini bahalaştı. Şeriatın hükmü nimeden ibaret? Kur'an nime deydi? Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu ve ta'ala merhamet kılıp etedi ki وَمَا عَلَى الْمُحْسِن۪ينَ مِنْ سَب۪يلٍ Muhsinlerge, yani ki ihsan kırıvçilerini ziddige yol yoktur. Madami ki yakşı niyet bilen az mı, kub mı, erziydi mi, erzimeydi mi, bro ihsan kıldı mı, ihsan kıgenini ziddige gap yok. İhsan kıgenini uzu yakşı, uşunisi paydalik, onu ziddige gapiradigan insanlarını gapı notoğru hesaplanadı. Çünkü İslam ihsan dinidir. Ana şu ihsan dini kança bosa ham, az mı, kop mu, cüda kop mu, bari bir ihsan kıganga acir sevap vaada kıgan, ihsan kıganını maktagan, ihsanga çarlagan. Kırındanan ihsanını katta kiçikliği bilgilenmegan. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bu barada merhamet kılıp eytediler. اِتَّقُنْ نَارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ Eğer bir hurma donasının yarımıça narsa bilen bulsa ham dozaktan saklanın. Yani ihsan kılın. İmkanınız yok, hiç narsa yok. Lekin konuyuzda bir dana hurma turup da şunu ikiye bölüp yarımını oziz yiyip yarımını ihsan kılış imkanınız bulsa şunu kılın. Ana o şey ihsanını kıganınızda siz dozaktan özünüzünü saklavuşu bir işini kıgan bulasınız. Ana bana şu yerde demek biz bilişimiz gerek. Bu palan min sondan kem ihsan utmeydi, şundan başlasın ve ondan köp kısaksın, bu masa kımasın degen görsetme bizim dinimizde yok. Bar barıça yok haliçe. Lekin ihsan kılaman degen niyetteki insan İhsan kısın, onu burav ziddige gafirmesin, tankıt kımasın, yolunu tosmasın ve selbi baha bilen bahalemesin. Hatta ki hadis-i şeriflerde ayetledi, bayını kigen ihsanıdan göre, kembağal bu kalışıdan korkup durgan adamını kigen ihsanı yakşıraktır. Çünkü bay, artık olan narsasını, özge kereyip olmadan narsasını, Tursa turup kaladan narsasını ihsan kıladı. Haliki adam olsa, erte indin özüge kereyi bu kalandan vazgeçedi. Üçünün için bunu ihsanı küşlüyü buladı. Sevabı köp buladı, hayır barakası yakşı buladı. Bana şu tarzda alıp barılgan Allah'ın hakimana kursatmaları esası da İslam ümmeti, hayri ihsan ümmetine eylengen. Kettayu küçüge, bayu kembağalı, İmkan topkani bar ki birbirine ihsan kıladı, özgelerine ihsan kıladı ve ihsan bilen özlerinin içtimai teminatlarını doğrulup kıladı, hayırlık kıladı, berekatli kıladı. Ana biz bana şu nerseden ibret alışımız gerek. Ana şu ibretimiz özümüz için, başkalar için faydalı bir oluş gerek. Kolumuzdan kegende katta küçük demezden ihsan kılışke otuşumuz gerek.
Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.